Teşekkür ederim. Merhaba. Hanım. Evet, değerli dava arkadaşlarım ve çok değerli basın mensupları. Bugün Sivas'ta ve Sivas Kongresi'nin yapıldığı, milli mücadelenin başlatıldığı, manda mı, milli irade mi sorusunun, mandacılık mı, birileriyle yan yana gidip onların emrinde gezmek mi, yoksa biz yalnız gereken mücadeleyi verip hür ve bağımsız bir biçimde bir ülkeyi inşa etmek mi sorusunun karşılığını veren insanların şehrindeyiz. Dolayısıyla ve Gakkoşların şehrindeyiz. Yiğidoların şehrindeyiz. Dolayısıyla yani her bir kardeşimizin kadınıyla erkeğiyle yiğit olduğu, bu ülke kurulurken, bu milli mücadele verilirken canını, geleceğini, istikbalini, her şeyini millet için, bu devletin kurulması için ortaya koymuş insanların şehrindeyiz. Dolayısıyla bu bambaşka bir heyecan. Her şeyin üstünde bir heyecan. İyi ki buralarda doğdunuz, bu şehirde doğdunuz. İyi ki burada yaşıyorsunuz. Biz de bu manevi iklimle oradan ders alarak, oradan feyz alarak bugün burada belediye başkan adayımızı ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ilan etmek için geldik. Sayın Ceylan, Mehmet Ceylan çok eskiye dayalı bir yolculuğun, yani çok genç yaşından itibaren demin saydığım Yiğidoların Sivas Kongresi'nden itibaren ortaya koydukları o iradenin çok genç yaşından itibaren peşinden gitmiş, onun karşılığı da pek çok bedel ödemiş bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla inşallah Sivas'ı kazanacak ve Sivaslıların elbette teveccühüyle, Cenab-ı Hakk'ın nasibiyle kazanacak ve Sivas'a göreceksiniz, hepiniz şahit olacaksınız ki herhangi bir menfaat gütmeden gerçekten çok büyük hizmetlerin sahibi olacak, vesilesi olacak. Çünkü Mehmet Ceylan'ın Türk dünyasında da çok hizmetleri vardır. Yani burada yetişmiş, doğmuş, büyümüş, yetişmiş ve çok büyük, Ankara gibi büyük şehirde, İstanbul gibi büyük şehirlerde kendini ispatlamış, çok büyük ekonomik manada, iş insanlığı manasında büyük başarılar göstermiş bu kardeşimiz Türk dünyasına da çok büyük hizmetler olan bir insandır. Mesela ben rahmetli Elçi Bey'le çok yakın olan kişilerden birisiyim. Çok özel hatıralar olan bir insanım. Ve bu konuda da hep söylerim, onun adı yaşasın diye söylerim. Ama Mehmet Ceylan'ın rahmetli Elçi Bey'le olan dostluğunu, Azerbaycan'a yaptığı, Elçi Bey zamanında, rahmetli Bey zamanında yaptığı yardımları, hizmetleri anlatmak mümkün değildir. Dolayısıyla bizim Türk dünyasında ki pozisyonumuz itibariyle büyüğümüzdür. Estağfurullah. Hayır, estağfurullah. Hizmet oranı anlamında söylüyoruz. Ve Elçi Bey'in bir söyleşisinde söylediği bir söz var. O da eğer Elçi Bey'in tarihi, onunla ilgili Azerbaycan tarihi yazılırsa, Mehmet Ceylan'dan bahsedilmediği an o tarih eksik kalır diye. Şimdi yani İstanbul'da Garip Gureba'nın yanında oldu. Ankara'da Garip Gureba'nın yanında oldu. Ben buna şahidiyim. Sonra Türk dünyasında öğrenci okuttu, öğrenci gelip gitmesinin vesilesi oldu. Hep o çalışmaların içinde üniversitede hoca olan bir kadın olarak çalıştığım için şahidim biliyorum. Velhasılı kelam bütün bu hizmetlerin
ve bu gayretlerin karşılığında biriktirdiği bütün o tecrübeyi şimdi Sivas'a, Sivaslılara, ki Sivas'ın da Garip Kurebası'nın yanında oldu. O, yani hemşericilik yanı çok yüksektir arkadaşım. Dolayısıyla bütün bunların neticesinde bu bilgi birikimle çalmadan, çaldırmadan, istismar etmeden, birilerini kayırmadan, birilerini yandaş haline getirmeden ve kimseye herhangi bir ekstra iş yapmadan, yani haksız iş yapmadan Sivas'ın bütün imkanlarını Sivaslılara kullanacağına %100 eminim. İnşallah Sivaslılara arkadaşımızı, kardeşimizi, onlar tanıyor tabii de doğru dürüst anlatabilir. Her bir Yiğido'ya ulaşır ve oyunu helal oylarını alır ve Sayın Mehmet Ceylan'ı belediye başkanı olarak seçtirebilirsek, bunları teşkilatlarımıza söylüyorum, seçtirebilirsek iddia ediyorum ki Sivas kazanır ve yeni bir Sivas Kongresi'nin getirdiği o heyecanı elbette herkes yaşar. Şimdi ben normal gezdiğim her yerde emanet ediyordum adayları ama size bunu diyemem. Siz zaten buralısınız. Dolayısıyla inşallah seçildiği gün buraya gelip, bir gün sonra buraya gelip birlikte o belediyeye gireriz. İnşallah. Çıkardıkları "Ne mutlu Türkiye'nin" diyen yazısını da hazırlıyoruz. Öyle mi? Çok iyi. %1 milyonda kazanıyoruz. Çok iyi. Bir şey daha var. Rahmetli Musi Yazıcıoğlu da bu şehrin evladıdır. Nedense Sivas'tan yetişip büyük, nasıl diyeyim, Türkiye sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisiyle dolu olanlar çok ağır eziyetler gördüler. Çok acılar çektiler. Rahmetli Muhsin Başkan da onlardan birisi. Dolayısıyla onun da burada bir emaneti var. Onun da burada bir Mehmet Ceylan'a ve bizlere yüklediği bir görev var. Rahmetli'nin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailesi de biliyor ki ben bütün elimden ne geliyorsa, imkanlarım neyse onları sonuna kadar kullanmış bir şahısım. Çünkü rahmetli ile biz abi kardeştik. 2 yaş vardı aramızda ama abi kardeştik. Rahmetli abimin kardeşiydi. O nedenle inşallah burası kazanıldıktan sonra elbette İYİ Parti de iktidara doğru yürüyecek. Şu sözü verebilirim ben İYİ Parti'nin genel başkanı olarak. Hem Muhsin Başkan'ın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür. Onun için inşallah bunları başaracağız. Siz de sizler aracılığıyla değerli basın mensupları Sivaslıların Sayın Mehmet Ceylan'a sahip çıkacağına inanıyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum.